Merhaba, bu videoda seçim günü yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgi vermeye amaçlıyoruz. Seçim günü sandık kurullarının yapacağı işlemler 3 aşamaya ayrılır. Bunlar oylama öncesi, oy verme süresi, oylama tamamlandıktan sonraki sayım döküm aşamasıdır. İlk 3 eğitim videomuzda bu 3 aşamada sandık kurullarında yapılan iş ve işlemler ile bu süreçte dikkat etmemiz gereken önemli konular yer almaktadır. Şimdi ilk konumuzda başlayalım. Oy verme öncesi Öncelikle okul sorumlusunun kim olduğunu, sandık kurulu üyesiyle müşahit arasındaki farkı öğrenelim. Okul sorumlusu okulda, sandıkta partimiz adına itirazı yetkili kişidir. Sandık kurulunun aleyhimize aldığı kararlara karşı ilçe seçim kuruluna itiraz gereği doğduğunda bu işlemi yürütmesi için hemen okul sorumlumuz ile iletişime geçmelisiniz sandık kurulu üyesi, sandık kurulu başkanı ile seçim iş ve işlemlerini yürüten ve siyasi partiler adına ilçe seçim kurulları tarafından resmi olarak görevlendirilen kişidir. Müşahit, sandık kurulları tarafından yapılan iş ve işlemleri takip eden kişilerdir. Partiler ya da bağımsız adaylar tarafından görevlendirilir. Temsil ettikleri partiler adına şikayet ve itiraz hakkına sahiptirler. Kısaca sandık kurulu üyesi iş yapar, Müşahit ise işi takip eder. Sandık kurulları nasıl kurulur? Sandık kurulu bir başkan ve 6 üyeden oluşur. Sandık kurulu başkanı ve bir üyesi ilçe'de görev yapan memurlar arasından kura ile seçilir. Diğer 5 üye ise ilçede teşkilatı bulunan ve son milletvekilli genel seçimlerinde o ilçede en fazla oy almış 5 siyasi partinin belirlediği kişilerdir. Sandık kurulu 31 Mart 2024 Pazar günü en geç saat 6'da sandık başında toplanır. Sandık kurulu üyelerimiz haklarını kaybetmemek için en geç sabah saat 5'te görevli oldukları sandık başında muhakkak bulunmalıdır. Müşahitlerimiz ise en geç saat 6'da sandık başında hazır olmalı ve eksik sandık kurulu üyesi olması durumunda sandık kurulu üyeliğine talip olmalıdır. Göreve gelmeyen veya oy verme süreci başladıktan sonra görevini bırakan sandık kurulu üyelerinin yerlerine yedek üyeler getirilir. Başkan dışında sandık kurulu üyelerinin sayısı 3'ten aşağı düşerse sandık kurulu başkanı o an orada hazır olan seçmenlerden birini sandık kurulu üyesi olarak belirler. Asıl sandık kurulu üyemiz herhangi bir sebeple gelmemişse yedek üyemiz hemen görevi teslim almalıdır. Diğer partilerden görevine gelmeyen sandık kurulu üyesi olursa sandık kurulu yedek üyelerimiz veya müşahidimiz bu kişinin yerine oturmak için anında ve mutlaka görev talep etmelidir. Göreve gelmeyen veya bırakıp giden başkan veya üyenin yerine görevlendirilen kişi önceki başkan veya üye daha sonra gelse dahi görevini sürdürür. Sandık kurulunun yapacağı ilk işler nelerdir? 1 sandık kurulu göreve başlamadan önce ilk iş olarak yemin eder. 2. Sandığı yerleştirir. 3. Kapalı oy verme yerini hazırlar. 4. Onaylı sandık seçmen listesini sandık çevresinde seçmenlerin kolayca görüp inceleyebilecekleri uygun bir yere çoğunlukla sınıf girişini asar. 5. Sandık kurulu hazır bulunanlar önünde YSK tarafından paketlenerek üzeri mühürlenmiş birleşik oy pusulası paketlerini açıp tümünü tek tek sayar. 6. Filigranlı kağıttan yani ışığa tutulduğunda içerisindeki yazı görülen kağıttan üretilmiş birleşik oy pusulalarının her birinin arkası sandık kurulu mühürüyle mühürlenir ve birleşik oy pusulalarının sayısı ile her birinin arkasının sandık kurulu mühürüyle mühürlenmiş olduğu tutanak defterine geçirilir. 7- Filigranlı kağıttan üretilmiş ve ön yüzünün sol üst köşesinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu amblemi ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı mührünü taşıyan sarı renkte bastırılmış olan oy zarflarını tek tek sayar. 8- Her zarfın üzerine sandık kurulu mührünü basar ve zarfların sayısıyla her birinin ön yüzünü sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş olduğunu tutanak defterine geçirir. 9- ve Son Sandık torbası açılırken bütün seçim evraklarının tam eksiksiz olduğunu, evraklara hiçbir müdahale yapılmadığına mutlaka dikkat edilmelidir. Sandık kurulu nasıl karar alır? Sandık kurulu kurulu oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının oyuna göre karar alır ve işlem yapar. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı tarafın görüşü üstün tutulur. Sandık kurulu tarafından verilen kararlar veya yapılan işlemler tutanak defterine geçirilir başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Kanuna göre başkan tarafından yapılması gereken işler ve özel olarak sandık başında yapılacak işler, açıklamalar ve uyarılar üyeler tarafından da yapılabilir. Sandık çevresi neresidir? Sandık çevresi, oy sandığının konulduğu ve sandık kurulunun görev yaptığı oda, derslik, sınıf, bölüm veya bu amaç oluşturulan yerdir. Sandık çevresinde kimler bulunabilir? Sandık kurulu başkanı, Sandık kurulu üyeleri, adaylar, ilgili sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler, sandıkta görevli müşahitler, bina sorumluları, itiraza yetkili kişiler ve temsilciler, medya mensupları, çağrı veya ihbar üzerine gelen görevli kolluk güçleri. Sandık çevresinde düzenin sağlanması ve yasaklar. Sandık çevresinde sandık başı iş ve işlemlerinin düzenini bozmaya kalkışanları sandık başkanı uyarır. Bu uyarının gereği yerine getirmeyen kimse kolluk gücü çağrılarak sandık çevresinden uzaklaştırılır. Sandık kurulu başkanının bu görevini yapmaması halinde sandık kurulu üyeleri karar alarak yetkiyi kullanır ve durumu derhal ilçe seçim kuruluna bildirir. Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar, sandık kurul başkanı veya üyelerinden biri tarafından yapılan çağrı ya da seçmenlerin ihbarı üzerine gelen kolluk güçlerince derhal sandık çevresinden uzaklaştırılır ve gerekli yasal işlem yapılır. Çağrı ya da ihbar ile sandık çevresine gelen kolluk güçleri, sandık kurulu başkanının talebine veya kurulun kararına uymak zorunda olup çağrı veya ihbar sebebi ortadan kalkınca sandık çevresinden derhal ayrılır. Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dahil olmak üzere resmi üniforma ve silah taşıyan kişiler sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına yani eklentilere, okul bahçesine, avlu gibi alanlara giremezler. Sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında hiç kimse başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz. Yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz.